başlamadan şöyle bir montaj kısmını göstereyim. Video yeni bitti. Biliyorsunuz şu an Football Manager 4 yüklemeye çalışıyorum. Saati de göstereyim. Saat 1 oluyor. Bugün yani pazartesi oldu şu an açıkçası. Gerçekten hiç kolay değil. Emek verdiğimi düşünüyorum en azından. Ve gördüğünüz gibi 1 saatlik bir bölüm gelecek. Şöyle görürsünüz. Evet. Şu an emeğin karşılığı var. Bir like atarsanız, bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi bakalım. Yepyeni bir futbol menajer videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe kariyerimizin 4. bölümündeyiz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz maçlar var. Şöyle bir fikstürümüz yapalım. Bugünkü maçlarımızı göstereyim sizlere. Gümüşhane ile başlayacağız Ziraat'ta. Arkasına Rize Spor kendi sahamızda. Konya deplasmanına gideceğiz. Alanya Spor kendi sahamızda ağırlayacağız. Galatasaray deplasmanı. Başakşehir ile kendi sahamızda. Trabzon deplasmanı. Beşiktaş ile kendi sahamızda ağırlayacağız. Toplam 8 maç yapacağız. 4 tanesi ilk 5 takımı. İlk 4 takımı hatta bizim dışımızda Başakşehir'i koyarsak. Alanya da aynı şekilde çok zorlu bir maç. İnanılmaz bir maçlar olacak Gümüşhane Spor. Kolay olacak tabii ki kupa maçı olduğu için. Onun dışında dediğim gibi inanılmaz maçlar olacak. Gümüşhane maçında birazcık iyi kadromuzu bir deneyelim. 2 Ocağı yiyeceğiz. Beşiktaş maçı ile tam transfer dönemine denk gelecek. Bu 8 maçın arkasında transferler yapmak çok uzun olacaktır tahminci video. O yüzden bir sonraki videoda transfer yapabiliriz. Tabii ki bütçemize bağlı olarak. Samatta'yı da göndermeyi düşünüyorum devre arasında en kötü. Tamam. Yani rapora bakmaya gerek yok. Kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmandayız ama yani açıkçası Valencia haftanın takımını seçilmiş gayet güzel. Şöyle sürpriz var mı burada? Bakayım. Oyuncak zaten var mı başka bizim dışımızda? Ha, bu bugünmüş. Yarınki maçlarda bakalım. Vardı diye tahmin ediyorum. Şuradan skorlara baktığımda bir sıkıntı yok. Evet. Konya, Göztepe. Bir tek biz mi oynuyoruz? Büyük takımlardan. Evet, bir tek biz oynuyoruz. Aynen. Ah, bir tek biz oynuyoruz. Büyük takımlardan. Neden? Büyük ihtimalle Süper Lig'de 6. bitirmişti galiba ilk sezon. Tam orasını bilmiyorum ama işte bakacağız şimdi. Taktiklere gelelim. Novak 97-99. Novak'ı oynatmayalım. Caner Erkin gelsin. Gençleri oynatacağım bu maç. Ondan emin olabilirsiniz. Olan gençleri oynatmaya çalışacağım. Mesela Gilmore. Akamuaç gel. Babis çok iyi oynuyorsun. Sen kal. Oraya bir Beyer almıştık. Burada bir Beyer oynasın. Arpi yedekleri alacağım. Onun dışında Mamet Diya. Mert Hakan hiç oynamadı. Mert Hakan gelsin. Gotti ofansif orta sahada Pelikas'ın yerine. Buraya da Ferdi Kadıoğlu oynasın. Ferdi Kadıoğlu yani %100 mü? 100. Burada Wilshere, Valencia, Sosa, Ozan Tufan. Defansta Sadık çift Pınar oynasın. Lemos'un yerine. Burada bir Gürkan vardı ama. Göçkan pardon. Sakat mı cezalı? Cezalı galiba. Ha, kiralıkmış. Şuradan yedek takımdan birisini yedettirebilir miyiz? Bir maçtan. Gürkan Başkan var. Stoper değil mi bu? Stoper. Kaç yaşında? Pardon. Gürkan Başkan. Stoper. 18 yaşında. Transfer durumu değil. Asıl takıma taşıyacağım ben onu da. Şuradan bir maçlık yapabilir miyim ben onu? As takıma taşı. Ha. Gelecek maçlık. Geriye geldik. Başka bir gençleri oynatabileceğim. Bolot var burada. Hangi mevkiymiş? Ofansif standart bek sağ bekte. O güzel. Gelecek vaat eden 15. Fena değil bu ya. Bu 19 yaşında fena değilmiş aslında. Gelecek adeden ama bir tek aşağıda gösteriyor ama sıkıntı yok gelecek maç için. Gelecek maçlar. Takımımıza gelelim. Az takım. Taktikleri ayarla. Taktikler. Getirdiğimiz oyuncular nerede? Heh, buradaymış. Bolat. Sağ beke gel oğlum. O Bolat neresiydi ya? Bolat stoper değil mi? O. Bolat nerede oynuyor? Başkan değil ya. Ha, Gürkan Başkan stoperde. Bolat nerede oynuyordu? Nereye gittin ya? O hocam da.
Ya gözünü seveyim, az takıma gel ya. Taktikler. Bolat. Bolat. Kanat sağ bek yaz işte. Sağ bek oynattım, olmadı. He, o bayağı ileride kaldı ama. Biz buraya Nazım Sangare'mizi koyacağız. Mecbur, yapacak bir şey yok. Sangare'miz gelsin burada oynasın. Aslında Delil'e şans vermek isterdim ama yok, istemiyorum. Kim aldık bir de biz? Bir kişi de aldık ha. Bolat. Yani diğer neredeydi? Diğeri kimdi ki? Yani Gürkan Başkan, Gürkan Başkan. Gürkan Başkan da Lemos'un yanına gelsin. Düz stoper olarak. Kalecimiz Altay. Tamam, onun işte çok da bir şey değiştirmeye gerek var mı? Var. Aa, Altay'a şey alalım. Ömer Faruk da sakat ya, değil mi? Hani. Yedekte stoper var mı? Var. Serdar Aziz var. Onun dışında Kemal Adem'i bu maç belki şans veririm sonradan. Kemal Adem'i Valencia'nın yerine gelsin. Onun dışında ligde oynamayanlardan Sinan Gümüş alabiliriz. Sinan Gümüş'ü Perotti'nin yerine. Onun dışında bir değişiklik yapmaya gerek yok. Başına kadar altta komşu bile. Evet, Gümüşhaneli. Ama 7 derecede. O Gümüşhane soğuk. Tabii artık transfer dönemine yaklaştık. Bizde izlenecek oyuncu Altay Bayındır. Kritik mücadelede geleceğin yıldızı olarak Gilmore. Karşıda da Çakar var. Ahmet Çakar. Evet, maçımız başladı. Şuraya diyorum ki ya, bir tık da hızlı yapmayacağım ya. Çok hızlı olunca anlatmak istiyorum. Böyle anlatırken iyi oluyor. Başkan Akomo aç ya, Akomo aç. Şöyle bir iki dakika Akomo açın yerine. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. He. Alçın Altay. Sangare, Ferdi, Mert. Hocam bir dakika, doğru duruyor. Şu Akomo açın diğer ismi ne ya? Akomo aç diyoruz ya. İlyas. Aa, İlyas, tamam. İlyas olur. 3 şutla başlamış Gümüşhane. Wow. Caner. Ferdi, Ferdi. Çaldık. Ferdi. Taş atışı. Karşı rakibimmiş. Gümüşhane'de hiç fena oynamaya çıkıyorsun. Caner. Serbest vuruşu verdi hakem. Şunu da şuraya koyalım. Unuttuk onu. Evet. Gümüşhane yükleniyor ilk yarıda. Gol evden bitebilir miyiz? İlyas, İlyas Akomo aç. İlyas, Gilmore, Mert Hakan, Mert Hakan. Saldı, Ferdi, Ferdi. Oo, Ferdi çok kötü bir top kontrolü yaptı. Değişiklik yapmayacağım ilk yarıda ama 60'a kadar bu oyunun dönmesi lazım. Çünkü çok kötü oynuyoruz. Yani bu kadar öyle Gümüşhane'de açıkçası güzel bir skor beklerdim ben ama yapacak bir şey yok. Rakip iyi dayandı, iyi gidiyor. Veya biz kötüyüz. İkinci yarı artık başlamamız lazım. Düzgün oyna. Ve Caner'e bir folla. Bu sefer sarı kartı aldı. Akomaç, aç. İlyas. Adamlar hala geliyor. Ooo. Cilmor sakatlandı. Direkt hastanelik oldu. Ooo. Hiç olmadı bu işte. Sosa gelsin buraya. Sosa gelsin. Sosa gezen oyun kurucu olsun ya. Mert Hakan da çift yönlü. İki yönlü hani. Defansif yok. Defansif yok. Mazur durmuşken eşitlik yapalım. 6-6-6 oynuyor herkes. B yerden bekleneni alamadık. O yüzden oraya bir pivot santrafor olarak fırsatçı golcü olsun. Tamam, olur. Ferdi daha sonra değiştirebiliriz. Dakika dahil 3. Erken. O kötü bir sakatlık oldu ama Allah'tan oyuncumuz kiralık, yani uzun bir sakatlığı varsa direkt gönderebilirim. Boşa boşa maaş ödemenin bir anlamı yok. Dakikalar 61, 62, 65, 70 olacak oldu. İlyas, artık bir gol bulmamız lazım. Sosa, faul. Evet. Oh, VAR'a gitti. Kırmızı mı, penaltı mı acaba?
Makine pozisyonu izliyor. Evet. Başka yerden bir serbest vuruş. Sosa, İlyas bir kez daha vara gidiyor hakem. Hocam niye gidiyorsun vara? Hakem pozisyonu izliyor. Ceza sahası olduğunda gördük. Tüh. Penaltı alabilirdik. Sancar Yıldırım sarı kartını gördü. Güzel bir frikikten gol gelir. Orada kullandılar çok hızlı. Ve kötü kullandık. 70-72 orta sahada top yapamıyoruz. Neden bu acaba? Neden öyle bir şeyler var? Mert Hakan. Sosa, Goti. Bir folla. Rakip iyice fol yapmaya başladı. Sosa çok uzaklardan. Metre vardı bak. Şuradan bir yerden attı. Tahmin 30 metre var. Burası 20 olduğuna göre orada 30 metre rahat vardır. 30 metreden bir frikik. Yoksa Sosa ikinci yarıda soktuk. Adam attı golünü. İlyas. Bir folla. Huhu adamlar iyice faul yapıyor. Hocam bir kırmızı yok mu? İlyas kaleye vurdu direkt. Hiç beklenmedik bir şekilde kaleye vurdu. 85, 86 artık iyice maç bitti bitecek ama yine de son bir değişikliğimizi yapalım. Şey hadi bir diyelim. Sinan gel oraya. Ozan topu buraya. Bir de şey de buraya koyalım. Devam. 3 değişikliğimizi birden yaptık ama 1-0 olsun bizim olsun. Aslında çok da kolay bir maç olmadı. Ne de yapsak yedek çıksak da gayet güzel oynadılar. Bir ara top, bir faul daha Şeker Torun'a faul yaptı. Sinan Gümüş, topun başında kim var? Wilshere kaleye vurdu ama maalesef top dışarı gitti. Artık son sene hoca bitir artık. Nazım Arp, Sinan hoca bitirsene ya. O ne uğraştırıyor bizi? Başkan Gotye, Wilshere yardımcı hakem kornerleri gösterdi. 90 artı 6 oldu artık Sosa. Caner kaleci artık kullan bitir. 90 artı 7 uzadı mı? 90 artı 7 oldu. Hakem artı 4 gösterdi. Artık bitirsin yoksa gol atacaklar herhalde. 90 artı 7'ye kadar etti ama sıkıntı yok. Kupada bir üst tura geçmeye başarıyoruz. Gümüşhane Spor zaten basit bir rakipti. Ama yine de gayet güzel oynadılar ve tebrikler başardınız ama neyi başardığımızı söylemiyorsun. Gilmore sakatlığı var mı ne kadar ver bilmiyoruz. Karşı rakipten maçın adamı gördüğünüz gibi. Bizim dışımızda zaten az takımlardan oynayan yoktu ama şimdi olacak bakalım rakibimiz kim olacak. Ha. Evet. Derecesi elde etti. Kulüp bronz. Evet. Birkaç haftalık çalışma ardından bronz antrenörlük tertifleriniz bu sabah posta ile geldi. Yanıtlayalım. Kulüpteki antrenörlük ekibine katılmak istiyor. Evet. Biz mi? Antrenörlüğü geçtiniz. Ben hücumcuyum. Ha, genç. Genç. Güzel. Fenerbahçe cesur oynayan Gümüşhane Spor'u mağlup etti. Evet, gerçekten çok cesur oynadılar. Gel, tebrik ederiz kendilerine. Gol pozisyonu bulmakta zorlandık. Yani ligdeki Fenerbahçe böyle oynarsa zaten ligde birinci olamazdık diye tahmin ediyorum. Ligde güzel bir seri yakalamıştık. Geçen maçlarda bölümlerde hatırlarsanız full galibiyet attık. Bu arada süresi biten hatırlatma. Gökhan Gönül. Tamam abi. Sözleşmeyi yenilemek incelemeniz için bu oyunculardan kısa bir liste hazırlandı. Oytun. Değeri çok düşmüş ya. İş yapar mı? 22 yaşında çok zor. Ama yine de genç olduğu için sözleşme imza edebilir. Sözleşme öner. Otomatik olarak şey önerdim. Kabul etti. Ama bir yıllık imza aldık. Tüh. Arun Tekin gider de. Gökhan Gönül'ü yenilemek istemiyorum artık. Oraya yeni bir oyuncu lazım. Süresi 2. Sen gel şuraya. 2 yıllık bir sözleşme önerdik. Kabul eder. Belki Gökhan Gönül'le yenilemek istemiyorum. Kendisi gidebilir. Rizespor karşısında favori. Rizespor Lig'de fena olmayan bir takım diyecektim ki hiç fena değil. Çünkü ikinci sıradalar. Uf, 3 maçlıkta serileri varmış. Başkan hakkında gelişeyim. Gürkan Başkan zayıf bir rakip karşısında az takım tecrübesi edinmek iyi bir fırsat sunabilir. Başkan son zamanlarda Atibun Ufuk'un başkan o geçen maç kaç oynamış? Gürkan Başkan 2 gol 4 asist oynuyor. Terfettir. O ne? O ne? Hazır Tisserand'da sakatlanmışken gelsin A takımda Tisserand'ı yerine alabilir. Tisserand çünkü hatırlarsanız 12 aylık sakatlık geçirdi. Bu da yani sezonu kapattı.
17 stoper almaya gerek yok diye düşünüyorum ama stoperlerimiz düşük sanki bir tık. Biz ikinci sıraya düştük. Bizi geçen kim? Antalyaspor çok iyi bir şekilde ilerliyor. Rize de 4'e düşmüş. 2 yıllık Özdoğan kabul etmiş. Harun Tekin emekli olacak gibi kabul etmemiş mi? Oynamak istediğin kanıtladı. Ha tamam. Jack Wilshere dil beceren hiçbir şey yapmıyor. Nasıl geliştirebilirim ki ben onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Oyuncu ile konuş, pozisyon antrenmanı yaptırıp pozisyonun teknik hedefi kişisele bastığımızda nasıl geliştirebilirim ki? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Başarılar, sözleşme, pozisyon, durum, form, ilişkiler. Şezni mi? Zebra'dan. Oğlum. Olumsuz ilişkisi yokmuş. Devam et gitsin her neyse. Aa, iki takımımız yenmiş gayet güzel. Gelişim raporu Akçan. 2002 doğumlu. Akçan aslında menajerin şey, harika gelişme katı istiyor. Tecrübe kazanmak için kiralık olarak. Şimdi, tabii ki transfer durumu. Kiralanabilir. Güzel. Genç oyuncu 18 yaşında bir ofansif oyun kurucuymuş. Sıkıntı yok. Evet, Rizespor maçına gelmiş bulunma 15. dakika ikinci maç. İnanılmaz yavaş gidiyoruz. Sanki bana öyle geldi. Bir tık hızlanalım artık. Ben şu taktiği ayarlayayım da gelin. Çünkü yedek çıkmıştık. Kadromuz hazır. Kadromuzu şöyle sizlere bir göstereyim. Şöyle ayarladım. 4, 2, 3, 1 bu sefer. Biraz defansif orta saha oynayacağız. Novak Lemos Sadık değil ya. Sadık unutmuş. Bak iki görmüş burada Sadık. Yedeklerden buradan Serdar Aziz'imizi koyalım. Gürkan Başkan oynatmak isterim ama Çaykur Rizespor ikinci sıradaymış. Son bir şeye daha baktığımda pas 16. Apa çekiyor şermiş pardon. Serdar Aziz pas 9. Lemos zaten pasör stoper Lemos değil mi? 9 10. Aynen. Lemos pasör. Gürkan Başkan'ın pası kaç? Ona göre belki Gürkan başka yönetiriz. Fena değil ama devam ederiz. Kadromuz hazır. Maçı başlat. Rize Spor'la anlarında Skoda'yla Murat Sağlam galiba değil mi? Sakat olan. Ha, cezalı. Bizimden giden Murat Sağlam. Kritik mücadele Enner Valencia son maçtaki performansını yenilemek isteyecek. Ali Koç daha iyi oynayacağı gibi umut edecek. Ve izlenecek oyuncular da Jack Wilshere 8 maç 2 gol 3 asist gayet iyi. Onayladık ve maç başladı. Haydi çocuklar, kazanın bu maçı. Rizespor'la puan farkını açalım. Antalya'nın da kaybetmesi lazım artık. Berotti'ye Wilshere. Bir faul. Bu sezon çok faule maruz kaldık. Berotti. Hakan. Gökhan Hakan. Novak içeri bir kafa gelmedi. Nazım Gökhan Hakan'a direkt. Daha köşe vuruşundan bir kafa golü bulamadık şu ana kadar en azından. Bir gol bulamadık açtığımızda direkt ortadan. 35.734 seyirci var şu an koltuklarda. Lemos uzun bir top vardı. Valencia. Kanat forvette oynatıyoruz onu. Hızını kullansın diye. Jack Wilshere papısı yine attı. 6. gol. Çok formda. Formda. En formdaki oyuncularımızdan bir tanesi şu anlık Morozyuk. Bir orta. Kaleci vuruşunu kullanacak. 2-0 öndeyiz. Çaykur Rizespor karşısında. Güzel bir galibiyet. 5 şuta 3 şut. Kaleye buldurmuşuz. Gayet güzel. İkinci yarı hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Gayet iyi oyunu. 35 isabetli pas atarak. Jovanic sadece kendisi 35 attıysa zaten takım kaç atmış. Yüksek bir oran yani. 35 pas sadece bir oyuncudan. Ciddi bir yüksek. Evet başladık. Lemos Serdar geride paslaşıyoruz. Altay Altay Ozan Tufan'a Serdar Aziz ama top kaybetmeyelim. Gayet güzel. Oo çok iyi oldu bizim için. Lo Kerem'in sakatlandığı 48'de bizim için iyi bir şey aslında. İyi bir haber çünkü Kerem'i gerçekten çok tecrübeli ve tehlikeli bir topçu diyebiliriz. Kendisinden gayet güzel ilerliyoruz. 65-70'lerden sonra bir değişiklik yapabiliriz açıkçası. Hop 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 dakikayı durdurana kadar bir yerinde uçtu gitti dakika.
Dakika bir anda uçtu gitti. Hadi durdur. Ha eyvallah. Kondisyonlara baktığımızda bunlar kondisyon değildi mi ya? Ben o an kondisyon buldum şöyle. Jack Wilshere yorulmuş iyi oynasa da Jack Wilshere'in yerine şöyle bir Belkasımıza getirelim. Onun üstüne yorulan var mı diye baktığımda stoperlerimiz gayet iyi. Gürkan başka koymaya gerek yok. Gustavo Ozan tufanlardan bir tanesini değiştirelim Ozan tufanı yerine. Mert Hakan yandaş Gustavo 4-1-1 4-3 4-1-1 3-1 yani. Sinan Gümüş Üde Valencia yerine koyalım mı? Şöyle bir gözden geçirelim de Valencia ve Perotti'den Perotti 7 oynuyormuş. Sinan Gümüş gider oraya. Sinan Gümüş. Caner Erkin'e bastık biz ama Caner Erkin nerede ki? Ya yedekteymiş. Hey gel hadi gel. Novan yerine de sen gel. 4 oyuncu birden değişikliğimizi yaptık. 2-0 öndeyiz. Dakika 80 artık bu maçı buradan vermeyiz diye tahmin ediyorum. Güzel bir galibiyet geleceğini de umuyorum. Sinan Gümüş yeni onu buldu yerde yani neyse 6 şut 3 şut daha ile öndeyiz gayet güzel ortalama takım derecemiz 6.9 ondan 6.6 çok da bir fark yok aslında 90 artı 3 artık son saniyeler bir gol daha gelir mi Sinan bir faul güzel hadi oğlum ha yok hakem kullandı tırmadı direkt maçı bitirdi direkt 2-0 kazanıyoruz. Kendi sahamızda 35 bin seyircimiz önünde. Enner Valencia'da maçına da olmuş bir gol atarak. Belki de bir asisti vardı tam hatırlamıyorum. Ve birinci sırayı tekrardan Antalyaspor'dan alıyoruz. Gol yıllarında Kostalı için Fenerbahçe galibiyeti getirdi. Papis ise gayet güzel rapora baktığımızda da kanatlar büyük bir tehdit. Hiçbir şey yok. Gayet güzel oynadık. Gerçekten 10 numara bir top oynadık. 4-4'lük bir maçtı. Şimdi Konyaspor deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Konya deplasmanından nelerle karşılaşacağız. Bu arada El Clasico'da da Barcelona üstünmüş. Galatasaray Hatay'a kaybetmiş. Gerçekten 3-0 kazandı bu hafta. Beşiktaş Trabzon 4-0'la yerle bir etmiş. Galatasaray 12, Trabzon 10. sırada. İkisi de gerçekten şu an kötü gidiyor gibi gözüküyor. Beşiktaş 2. sırada geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Like attınız diyor arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet. Haftanın takım belli oldu. Görüntülüye baktığımızda bizde eğer bakipsi yok ya. Aynen. Yeni Malatya Spor'la. Yeni Malatya Spor biz ne yapalım ki? O Bakar aynı oyuncu seçilmiş. Oha. Mehmet Arıyeli'den Bolat hakkında sabır. Yavaş yavaş öğrendi güzel. Ahmet Bolat öğrensin. Yavaş yavaş yeni mevkisini de. Konya Spor maçında zorlu bir deplasman olacak. Gerçekte Fenerbahçe kendi sahasında kaybetti. Deplasmanı bırakın. Asla favori Fenerbahçe deplasmandayız ama onlar da gayet 5 maçtır kaybetmiyorlar ama 14. sıradalar. O da çok ilginç. Güzel 4-4-1-1 ile çıkacaklarmış. 4-4-1-1'e karşı nasıl bir taktik kullanılır hiçbir fikrim yok o kadarını bilmiyorum. Mamatiyem yeni bildirik. Şunu yorumlara yazın lütfen. Şu dil problemini nasıl çözebiliriz? Birçok kişi dil öğrenmek istemiyormuş. Sosa Gilmore hakkında akıl hocalığı soyunma odasında daha çok liderlik gösteriyor. Akıl hocalığı gayet güzel ilişki kuruyor. Güzel, 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 güzel. Devam. Gürkan Başkan'a hiç yardımlık yapan var mı ya? Bu arada Gilmore güzelmiş. Aynen. Teklif yap. Transfer tek... Oo, 26 milyon oyuncu değerim var. Abo 26 milyon oyuncu biz almışız. Orada. Evet birinci sıradayız. Antalya Spor kimin oynuyor? Rize Spor. Oo, orada güzel bir maça geçecek orada. Akumaş dil becerilerini geliştirme. Antonio ekibi bu durumun Kürt'teki geleceği açısından iyi işaret mi? Oyuncuyla konuş. Hocam dil eğitimiyle ilgili nasıl bir şey yapıyoruz ya? Form, ilişkiler. Antonio raporu. Bencil oyuncu. Aa öyle yok. Bencil yok. Potansiyeli 4.5. 3.5 milyonda değeri var şu anlık. Şuradan dil yeteneği nasıl yapabiliriz? Yönetime güven. Yönetim. Ne oldu hocam iyiydiniz ya. Bas takıma 2 rakı takım raporu. Kast. Evet. Grup çalışanları. Mehmet Göstermci. Antrenör. Antrenör bronz. Ha, o biz zaten. Devam ya devam.
Tisserand kadromuz hemen ufaktan bir göz atalım. Yorgun olan var mı diye baktığımda yorgun olan hiç kimse yok gibi duruyor. Gayet iyi. Goti oynatacağım. Jacky Jagwell çok da bir şey göremedim. O zaman Tufan yerine de Sosa'yı düşünüyorum ama. Şöyle baktığımda yok kalsın. Akan maç kalsın. Onun işte bir değişiklik yapmak istemiyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Papsisi de gayet yerinde. Hiç kimseye değiştirmeden. Ondan sıradaki Konya Spor maçıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu deplasmanı o karşıda 4 sakat bir cezalı var. Bizim aleyhimize diyelim. Valencia 6 maç 2 gol 2 asist. Milosevic de 10 maç 3 gol 2 asist. 7.66 ortalaması daha iyi olduğunu gösteriyor açıkçası. Milosevic'ten Valencia'nın. Valencia erken dakikalarda bir gol çok iyi olur. Korner atışı bir kere. Başladık kornerle. Novak gelmedi bir kafa golü. Aman kontratağa dönüşmesin. Aman aman aman. Kreves, Milosovic, Skubic, Milosovic çağıran yerde faul. Valencia taç atışı kullandı. Gustavo vurdu dışarı. Out. Maç ortada yürüyor. İki tarafta gitti geldi yapıyor. Bu arada çok arkada boş kaldı. Lemos'tan bir faul. Gayet güzel bir faul. Teknik faul. Guillermo Altay işte bu. Bizim kalecimiz kurtardı. Ferdi Milosovic fındıklı. Milosovic Novak'tan gayet güzel yardımcı hakem korner gösterdi. Aman dikkat edelim köşe vuruşlarında. Milosovic korner bir kez daha. Galiba 37 numaralı oyuncumuz tuttu topu. Bir korner daha. Top aldı. Gülerme. Gotti. Gerçekten çok büyük yetenek olacak. O yüzden oynatıyorum. Perotti. Skubiş topu uzaklaştı derken. Devam edelim ikinci yarıya. 58'e 44. Konya mı oynuyor? Oo. Topu tutamıyoruz demek ki ayağımızda. 60'lara doğru bir şeyler yapmamız lazım. Sosa ile Gustavo oynayacak. Diye tahmin ediyorum. Sosa'yı alacağım. O zaman Tufan çünkü orada iş yapmıyor. 5 numara var mı? Yok o zaman. Tufan 7 numara oynuyor. Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Perotti, Novak. Gotti çok güzel Perotti. Hakem faul verdi. Çok tehlikeli bir noktadan bir faul olabilir bizim için. Topun başında kim geçecek? Perotti. Sangareli. Teknik. Evet bunları hep antrenmanda çalışmışlar demek ki gibi ki bir faul daha. Perotti. Kaleye vurdu. Şehiç. Kolay bir şut oldu. Şutları fena değil ama toplu oynamamız lazım. Top oynamak için acil bir şekilde güzel bir oyun kurucuya ihtiyacımız var. Hemen değiştirelim artık. Performanslara baktığımızda Valencia 6, Sisse 6, Gustavo 6, Ozan 7 ama sarı kartı var. Maalesef ki Ozan'ı çıkarmak zorundayım. Sosa buraya. Sosa'yı bir tık ileri alacağız. Yanına Mert Hakan'ı alayım mı? Almayacağım. Gustavo'yu da ileri çekebiliriz. Bir sıkıntı yok. Gustavo ileride oynayabiliyor. Caner Erkin'i almamız lazım. Novak İleri çıkmadı. Kanat bek. Kanat bek. Adam alan. Yani neyse kalsın. Sosa neydi? Sosa. Sosa ofansif oyun kurucu olarak Sosa'yı yöneteceğiz. Mert Hakan, Başkan, Sadık. Başka bir değişiklik yapmayacağım iki oyuncuyla. Belki Papi Sisse'ye arkadan top gelmediği için gol atamamıştır. Şimdi göreceğiz bakalım Papi Sisse etkili olacak mı? Olmazsa dakika 70'ten sonra 75-80'e doğru bir genç çocuğu koyarız. Sosa kenardan geldi. Direkt köşe vuruşuna gitti. Sosa açtı ortasını. Korner bir kez daha. Haydi oğlum. Yine Sosa. Pas aşağı koyabilir belki. Sosa yok. Ön halde. Ömer Ali Şahinler orada ne yapıyor? Tek başına her zaman tek başına kalıyor orada. Bakalım top oynamaya eşleyebilecek miyiz? Yok. Bir şey oynamadı. Ama geliyoruz Sosa, Perotti, Papasisse, Gotti, Valencia ne yaptı? Ve 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Papasisse nasıl gidiyor ya? Şöyle Papasisse'ye bir göz atalım. Hala 6 demek ki. İş olmayacak bu maç. Papasisse'ye buraya gelebiliriz. Perotti de gayet güzel oynadı. Valencia gol attı. Hala 6 gösteriyor ama belki de yenilenmemiş olabilir. Onun dışında düet değişiklik yapmaya gerek yok. Perotti'nin yerine de Sinan Gümüş'ü almayayım mı? Almayacağım oynasın Perotti. Devam. Hocam Perotti'yi ben değiştirmedim. Gel şuraya. Aa, çıkarmış mı olduk?
Tamam dön hadi dön. Çıkarmayacaktım Perotti'yi ya. Fena oynamıyormuş açıkçası. Bu maç 90 dakika çıkarabilirdi. Umarım gol yemeyiz. Zaten güzel bir oyun oynuyoruz. Dikkat. Şutlarda çok iyi oynuyoruz. Pozisyon buluyoruz. Sosa'yı almamız yine oyunu değiştirdi açıkçası. Demek ki Sosa'yla başlıyoruz. Tufandan iş olmuyor diyebilir miyiz? Evet. Aman aman Altay. Çok kritik dakikalar 83 artık. Burada gol yemememiz lazım. Evet bir korner daha. Sosa işte olmadı. Lazım bir korner daha Valencia. Sosa açtı yine vuramadı kafayı. Stopaylar kısa herhalde. Aman aman Altay çok güzelsin Altay aman. Konya bir kez daha geliyor. Goti aldık Valencia'ya. Valencia kapsın kapsın kaçırdı ama artık tamamlandı. 2-0 oldu deplasmanlarında 2-0'la galibiyetler alıyoruz ama en önemlisi gol yemiyoruz. Kaç maçtır gol yemiyoruz. Gerçekten çok iyi bir performans. Zaten olmuş bir saatlik video çıkar buradan. Daha ikinci maçtayız biz. Üçüncü maçtayız. 2-0 kazanıyoruz. Gayet güzel oynadığımız bir maçtı yine. Tebrik ederiz kendimizi. Maçın adamı yine Valencia olacaktır. Büyük bir ihtimalle formunu iyice arttırıyor Valencia. 10 oynamış. 6 ayda 8. Gayet güzel. Gayet güzel. Antalya Rize ne olmuş? Rize kazanmış. Rize arkamıza geldi. Antalya etti. Üçüncü de büyük ihtimalle Beşiktaş. Burada gözükmediğine göre büyük ihtimalle Beşiktaş. Rahat bir şekilde yendik. Valencia'ya da tebrik ederiz. Santrafor kaleci yeterince zorlayamadı. Sıkıntı yok Valencia. Son maç hakkında övdük. Morali yükseldi. Konuşmayı sonlandırdık. Gayet güzel Valencia. Aferin Valencia. Aferin. Devam. Evet bir sonraki maçımız Alanyaspor'la. Alanyaspor kaçıncı sırada bilmiyorum ama bu maç belki Gürkan Başkan'a bir şans verebiliriz. Maç gününe gelelim ondan sonra buluşacağız. Evet Alanyaspor maçına gelmiş bulunmaktayız. Biz birinci sırada giriyoruz. Bu maç öncesi Alanyaspor 13. sırada giriyor ve bu maçta Gürkan'ı oynatabiliriz açıkçası. Dinlenme açısından hocam maçı başlatmayı bir dakika. Evet baktığımızda kadroda bir şeyler mi değişmiş? Onayla. Görüntüle. Kondisyon olarak onaylaya bastığımızda herkesin kondisyonları full. Gayet güzel. Bu maçta Arp forma giymeyi buluyormuş. O yüzden Arp'la başlayabiliriz. Onun dışında Ferdi başlamak istiyordu. Ferdi'yi alalım. Ofansif oyun kurucumu. Kanat olarak oynatan Valencia çok formda ama sıkıntı yok. Onun dışında Valencia'yı tabii ki yedekler alacağız. Senin Gümüş gelsin yedeklere. Burada Gürkan Başkan'ı deneyeceğiz tabii ki de. Serdar Aziz'in yerine. Ben Lemos'u daha çok beğeniyorum. Gürkan Başkan düz stoper büyük ihtimalle. Aynen düz stoper. Cener Ergin, Harun Tekin, Arp. Kadromuz gayet güzel. Ama ben bunları ileride oynayacağım ya. Geride oynatmayı sevmiyorum arkadaşlar. O zaman Tufan. Değil de Sosa ile başlayacaktık bak. Nerede Sosa ha? Ha güzel. Sosa ofansif oyun kurucu. Bu savaşçı orta saha olsun ya. Gustavo mu savaşçı orta saha? Bu defansif aynen. Bir savaşçı bir defansif orta sahamız var. Maçı hemen başlatmadan tekrardan şöyle bir arpa bir kanat neydi? Komple foru değil, fırsatçı golcü değil, pivot santrafor, boyu ve fiziği gayet iyi olan bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam Arp'ın. Şuradan boyuna falan bakabiliyoruz mu? 26. Geç. 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 Maçı başlattık. Evet. Alanyaspor gerçekten çok iyi. Eksi bir derecede. İstanbul'da eksi bir derecede maça çıkıyoruz. Evet. İnanılmaz.
Marafona karşıda bizde de Luis Gustavo bir asist varmış Marafona'nın. 14 gol yemiş 11 maçta. Maça başlıyoruz. Kendi sahamızdayız. Oho, top sarı oldu. Nazım Ferdi'ye Ferdi, Sangare dışarı. Fenerbahçe, Luis Gustavo Fenerbahçe dedim ya. Sosa Fenerbahçe dedim. Fenerbahçe topa hakim oluyor yazıyor da 175'e 25 uff. Sosa Gustavo Sosa Perotti defans top tabi taça çıktı taç bizde Sosa Gustavo vuramadık. İşte Sosa Gustavo ile oynayınca böyle top bizde oluyor Sosa Luis Gustavo işte. Alanyaspor'a 26. dakikadan 26 metreden 26 gol. Ferdi, Ferdi, Sangare'ye Sangare verdi. Vermedi, Ferdi verdi. Hadi bakalım. Sosa, Sangare'ye yine dokunamadık. İnanılmaz üstünü oynuyoruz. Alanya bu kadar mı kötü ya da biz mi çok iyiyiz anlamadım ki. Gürkan Başkan var bizi stoperde. Şut çektirmedik. İnanılmaz iyi. Luis Sosa, Luis Sosa. Ak. Penaltı. Penaltı noktasını uzattı hakem. Topun başında Perotti olsun aynen. Perotti geldi. Perotti İlk yarı 2-0'lık inanılmaz bir oyunla öndeyiz ve ilk yarıda 32 isabetli bas. Marafona çok kötü zaten gördümüştük. Top çalmada tabii çok çalacaklar. Biz top çalamıyoruz ki. Rakip hep top onlarda olduğu için. 10 şuta 0 şutu ilk yarıda. Alanyaspor'u sağdan tek kale oynuyoruz. Yani açıkçası öyle yani. Gökhan Sosa'ya Sosa, Sangare'ye Sangare açtı ortasını. Alanya koşu vuruşu değil. Alanya'dan top bizden çıkmış dedi hakem. Babakarı var karşı takımda. Tehlikeli olabilecek ama bu maçta tehlikeye mehlikeye yok. İki şutları var bu arada. Şutlarını çektiler. Ferdi, Sangare, Gustavo, Sosa, Gotti vurdu. Üstten avuta gitti. Bir köşe vuruşu, şey, kale vuruşu. Topu durdurduk. Bir yüzde eşitliğimizi yapalım ve ortalama. Hocam oyunu durdurduk. Evet. Papsisse'yi alalım artık. O 78, 78 onlar sıkıntı yok. Arp bu maçta çok da bir şey yapmadı ama yine de tecrübe kazanması yeterli bizim için. Belkas'ı alacağım mı? Gotti'nin yerine alacağım. Bu maç Belkas'ta oynasın. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş da Sosa'nın yerine dinlenmek amaçlı. Sosa'yı da dinlendirebiliriz. Gayet iyi oynadı o da. Ferdi bu maç çok da etkili değildi. O yüzden orada Valencia'da alabiliriz. Birkaç maçtır Valencia'da gayet iyi gidiyor. Sisse'de fırsat çölcü yapacaktım zaten. Aynen. Devam ediyoruz. 4 eşitlik birden yaptık. Alanya kendi sahamızda 2-0 öndeyiz. Bu sefer 35 bin seyirci var. Trabzon'da Hatay deplasmanında 3-0'lık üstünlükle güzel bir skor önde. Tekrar oynadığımız maçta rahat bir şekilde galibiyetle ayrılacağız artık. Çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Sakatlanmış galiba birisi mi? Yok sakatlanma yok galiba. 90 artı 4 artık son saniyeler. Gol yemeye gerek yok ama maalesef ki adamlar ilk ataklarında daha sonunda golü bulmuş oldu. Uzun bir aradan sonra da gol yemiş olduk. Yani gol yemiyoruz dedik. 90 artı 2'de yedik. Lemos, Hakan, Mert. İkinci golü yemeyiz diye tahmin ediyorum. Aman aman. Başkan çok güzel Arda Sisse'ye ama olsa diyecektim ama Fenerbahçe rahat bir şekilde 3 puan olur son dakikalarda birazcık bir içimize bir şeyler kımırcalandı ama sıkıntı yok bu maçın adamı kim olmuş karşı rakipten Marafon alır büyük ihtimalle o kadar şut çektik 9 oynamış aslında Perotti ama Alanya'nın takımını göremiyoruz burada. Biz birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Başkan gelişim harika gelişime dikkat çekmenizi istiyor. Tecrübe kazanması için kiralık olarak izin veriyoruz hocam. Gitsin kiralık ya biz veriyoruz. Baş başa geçen mücadelenin başa baş mı? Gerçi pek şutları sonradan bulmuşlar ama. Yani. Defansı birazcık sıkıntı olabilir. Gol pozisyonu bulmakta zor oldu. Evet çok da etkili bir hatamız yoktu ama baktığımızda neticede 3 puanı aldık. Yani gayet güzel bir performans diyebilirim benim için. Araya bir Adana Demirspor maçı geldi şu an Kuzeli hatta. O maçı oynayacağım tabii ki. Bütün maçları oynamak istiyorum sizlerle beraber. Bu arada Galatasaray 4-0 Erzurum deplasmanında. İkinci Rize, üçüncü Beşiktaş kaybetmiş. Oo.
Evet. Adana maçı oynayacağım. Büyük ihtimalle Beşiktaş maçı kalabilir. Sisse dil becerisi yerler olsun. Bak. Çok çok iyi. Sisse gayet iyi. Oldukça kötü morali. Oo. Hemen önerelim seçenekler. Oyuncuyla konuş. Antrenman seviyesi mevcut formun gayet iyi. Aferin. Antrenman seviyesinde gayet iyi gidiyorsun Sisse. Başka bir konu kalmadı zaten. Konuşmuş son anda da morali artmadı ama adam oyu atıyor yani. Mert Hakan motive olmakta zorlanıyor. Ozan Tufan. Oha. Fabian Arp oynattık. Daha ne istiyor? Samatta Sinan Gümüş. Luis Gustavo maç düşünüyor. Kadıoğlu maçta yer almak istiyormuş. Tabii ki şansı vereceğiz genç oyunculara. Adana Spor'la radyo maçı çıkacağım. Yürüyen A2 takımındaki performanstan memnun. Neydi sen santrafordun? Terfi ettireceğim. Bir maçlık. Gel bakalım Yürüyen. Bir de deneyelim bu maçta. Adana Spor'la oynuyoruz zaten. Gençlerimize şans verelim. Gençlerimizin moralleri, gelişimi, her şeyi artsın. 40 dakika oldu. Daha 4 maç yaptık. Bu sefer Türkiye halkı temsil ediyor. Kimse yokmuş demek ki. Ömer Bayram ve Dunk seçilmiş. Haftanın oyuncusu bakalım kim olacak? Şey ayın oyuncusu. Gerçi o daha yeni seçildi. O yüzden bir şey olacağını sanmıyorum. Hocam gel artık maça. Beyer. Beyer transfer durumu kiralanabilir. Zaten kiralık demiş. Şöyle gelelim gençlerimizi oynatalım bu maçta. Kimi almıştık biz? Üreyen. Stop santrafor. Arp, Beyer, Sinan Gümüş bayadır. Gerçi onu oynasın. Perotti gelsin kenara. Kemal Adem'i yedekler alalım. Geç Sisse oynasın. Yok. Yer oraya. Got oynasın. Ozan Tufan oynasın. Maç Gustavo biraz dinlendirelim. Onun yerine Jack Wilshere orada oynayabilir. Sosa'nın yerine Beyer, Mamet Thiam'ı aslında buraya alabilirdik. Mamet Thiam gelsin. Hatta Komu aç gelsin. Ya. Genç oyuncuları oynatalım yine. Max Beyer, Papi Sisse falan hepsi yedekte. Yedeklerde bir tek Kemal Adem'im olsun ya. Yok. Beyer'de alacağım ben bu maçı. Gel Beyer. Valencia dinlensin yedeklerde. Gustavo, Mert Hakan, Serdar Aziz. Gürkan Başkan yine orada. Bir Caner Erkin yaparız bu maç. Bu maç bir Caner Erkin yaparız. Onun işte bir sıkıntı yok. Maçı başlatalım. Genç oyuncularımızla gayet güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Yeni bir derecede soğuk bir havada gençler oynatıyoruz. Üreyen, Goti, Akumaş, Ferdi. Bunları saydıklarımın hepsi ortalama yaşı 19 civarında bir şeydir. Bizde Jack Wilshere 2 maç. 9 maç 2 gol 4 asist. Onlara da kimdi dikkat edemedim. Adana'yla rahat bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. O yüzden arkama yaslanıyorum ve bakıyorum galibiyetin tadına. Maçın tadına diyeyim. Galibiyet diyemem ama. Evet, ilk atak bizden. Caner Erkin kaldırdı. Uf. Karaçiç çok iyi kurtardı. Caner bir orta yine gelmedi ama top bizde. Lemos, Gürkan Başkan, Cenk Wilshere, Wilshere kötü bir top. Caner açtı ortasını. Üreyen ise Ozan vurdu dışarı. Üreyen bu maçta gol atarsa A takım neden olmasın diyeceğim. Ozan Tufan. Ozan Tufan gidiyor. Ferdi. Ferdi. Üreyen attı. Gürhan Üreyen. Ama yok. Hakem golü verdi. Genç oyuncu altyapıdan çıktı. İlk maçta kupada golünü atıyor. Caner Erkin. Kullandırmadı. Caner. Kullandı. Bir taç. İki oldu. Genç oyuncumuz, genç yeteneğimiz, gençlerimiz atıyor. 29-39. Ozan Tufan attı. Gotiye. 10 numarada adeta şiir yazıyor. Şiir. De Bruyne. İspanyol De Bruyne bulduk. İspanyol Ofans Forza'da kim oynuyor gerçekten? Güzel oynayan. İkinci yarı geç başla başla. Çok iyi oynuyor gençler. Daha genç olabileceğim başka oyuncu yok ki. Alabileceğim maksimum bütün gençleri alıp kalır. Caner herkesten daha çok top kaptı. 53'e 47 topla oynuyoruz. Şutlarda 8'e 3. Lemos, Ozan, Sangare, Ferdi, Ferdi. Kısıtlı bütçeyle bu kadar şeyler yapabiliyoruz. Gayet güzel aslında kısıtlı bütçeyle yedek oyuncularımızı oynatmak.
Wilshere biraz gereksiz bir transfer oldu açıkçası. Ferdi, Ozan Ferdi üreyen vurdu kaleci. Kaleci vuruşunu yapacak. Top dışarı gitti. Du 5 korner, 3 korner herhalde aynen. 65. Bir değişiklik zamanı geldi sanki. Gençlerden Bayer'i alalım mı? Bayer kanatta oynamıyor. O yüzden almayacağım. Gotti, Ferdi, Kadıoğlu. Kimi değiştireyim ki? Yorulan var mı burada? 80-83. Akomaç kaç oynuyor? Akomaç 6 oynuyor mesela. Akomaç 6, onun dışında Wilshere 6. Wilshere mi oynuyor? O Wilshere oynuyor. Çıkar çıkar çıkar. Wilshere'in yerine Mert Hakan yanlış alacağım. Gotti arkada oynuyor mu? Sar oynamış ama oynamasın, daha iyi Ferdi dinlensin. Bayer, Adem'i alalım. Adem'i kanatta oynar mısın? Ha, oynamıyorsun. Üreyen oynar mı? Üreyen ofansif ortası da oynar mı? Üreyen yedeğe gelsin. Biz Pelkas alalım. Adem'i Pelkas 3 oyuncu değişikliği birden yaptık. Üreyen'e helal olsun diyoruz. Kendisine de çok güzel bir katkı sağladı bize. Gol atmış oldu ilk maçında. 11 şuta 3 şutu. Gayet güzel bir performans. Hadi bakalım, dakikalar 80, artık son 10 dakika giriyoruz. Güzel bir galibiyet daha geliyor bizim için, bizim takımımız adına. Evet, bir kez daha geliyoruz. Kemal Adem'i attı. Mert Hakan yolunda. Evet. Taktiklerimizi ve ceza sahası dışından inanılmaz goller attık. Atmaya da devam edeceğiz. Sezon boyunca tahmin ediyorum. Kale duruşu 4-0 Adana'ya karşı güzel bir galibiyet oluruz diye tahmin ediyorum. Evet, hakem bitirdi. Adana için maç bitti. Kendi sahamızda güzel bir galibiyet alıyoruz. Gençlerden gayet memnunum. İnanılmaz 6 ay gelişim işte burada. Michael Gotti gelişim. Gürkan Başkan artı 7 gelişim. Gürkan Yüreğen artı 9 gelişim. Maksimum Bayer, Meyer, bilmem ne, her şeye geliştirdi. Galatasaray Eskişehir'i yenmiş. Burada sürpriz skor var mı diye bir göz attığımda Başakşehir zaten. Oo, Rize. Süper Toto Süper Lig'in ikincisi Adana Demirspor'a gitmiş. Onun dışında şöyle Trabzon'da bir şey bulursak aynen uzatmalarda yemiş. Rahat bir şekilde kazanıyoruz. Adana Spor'u ezdik, geçtik. Michael Gotti zaten süper bir morali var. İyice uçuralım oyuncu hakkında konuş. Son maç hakkında gayet güzel maçlar oynadı. Morali yükseltti. Hak ettiği takdiri görmesine memnun. Konuşmayı sonlandırdık. Gürhan Yüreğin'de bir sohbet edelim onunla da. 46 dakika olmuş bu arada. Samim bütün maçları beyaz antrenmanlara dönmüş Ömer Faruk Beyaz. Dümdüz sağdaki koçlara. Evet, antrenman beyaz. Beyaz'a da bir konuşma yapalım. Burada mıydı? Yok, konuşma yapılmıyor. O başka takımda mı? Başka takımda olduğu için konuşma yapılmıyor demek ki. Evet, ilk derbimize geliyoruz. Galatasaray derbisine az farkla biz öndeyiz. Hem de deplasmanda olmamıza rağmen gelecek maçta taraftarların favorisi Mustafa Eto'ymuş. İstanbul derbisine giderken baskı altındaki Terim. Fenerbahçe kulübünün alacağı bir yeni Fatih Terim için yolun sonu demek olabilir. Wow. Fatih Terim'in görevden alacağını nasıl yapmak? Terim elindeki kısıtlı kaynaklardan mükemmel bir Terim o pozisyonda daha başarılı. Yorum yok. Yorum yapamayacağım maalesef ki. Yapmaya gerek yok. Sinan Gümüş gibi bir sonuç alacağına inanmıyor gibi. Kim o? Gotti. Gotti mi? Allah. 4 kez bekliyormuş. Gustavo Sosa Valencia, tabii ki bu maçta tecrübeli oynayacağız. Galatasaray karşısında güçlü ve güzel bir galibiyet. Bir güçlü galibiyet de bence daha önce bir kanalda duymamışsınızdır. Türk Telekom Arena'da haftanın ve bu senenin ilk derbisi için bizim kendi adımıza, bizim böyle Gustavo Lucero, Altay Bayındır en popüler oyuncularımızmış. En çok sevilen yeni pozisyonu da aratmış. Evet, kanat oyuncusu yaptık. Akoma açı. Kendisine de bir İdare edermiş. Hemen seçeneklerden oyuncuyla konuş. Şu antrenman seviyesiyle yaptığımızda övdük. Evet, konuşmayı sonlandırdık. Devam edelim. Kendi sahamızda değil de deplasmanda Galatasaray'a gidiyoruz. Bakalım nasıl bir galibiyet alacağız. Maç öncesi keşke bir tık dinlendirme yapsaydık ama sıkıntı yok. Gökhan Gönül tecrübeli oyuncu oynayacak bu maç. Onun dışında Caner Erkin gelsin mi? Hayır, Novak, çünkü Caner Erkin yorgun. Gotti yorgun. Gotin yerine ofansif ortada Jack Wilshere oynatacağız tabii ki de. Sosa gel buraya. Jack Wilshere %100 moral, gayet güzel şey, enerji.
Ender Valencia kanada gelsin. Ferdi 90 mı, yorgunluğu kaç? 92 mi? Hani Ferdi kadın burada. Sinan Mamatyan Papis ise tabii ki forvet oynayacak. Yedekler Samatta'yı mı alalım? Aynen, yedekler Samatta'yı alalım. Adem'i gelsin kenara. Onun dışında orta sahalardan kim yorgun? Caner Ekin yorgun. Nova aldık oraya biz ya. Ha, Nova aldık ama Caner Ekin yedek, yani anladım. İlk 11'de yorgun yok. Ozan Tufan var. Ozan Tufan yerine Sosa yok mu? Ha, Gustavo, aman aman aman. En önemli oyuncumuzu unutuyormuş. Gustavo gel oraya oğlum. Defansif oyun kurucu. Sosa gezen oyun kurucu. Savaş ortası aynen öyle. Jack Wilshere ofansif oyun kurucu. Aynen öyle. Valencia yerine Perotti'miz nerede? Perotti. Gel buraya Perotti. Gayet güzel. Yedeklerimize baktığımızda Samatta'mız var. Bayer burada bir Serdar Aziz yapmamız lazım. Gürkan Başkan için bu maç fazla tecrübesiz kalabilir açıkçası. Değil mi? Hani bakalım şöyle. Hava topu gayet iyi. Karar alma. Güç kondisyon 9-7-7. Yani bu maçta şov yapmaya gerek yok. Mu? Yo, aslında öyle bir şeye gerek yok. Genç oyuncumuz Gürkan Başkan'ı oynatacağım ya. Bu gerçek hayatta da böyle olması gerekiyor. Yani tecrübe kazanması gerekiyor. Yani illa oynayacak bir takımda. Biz de başlamış olsun. Gayet güzel bir şekilde kadromuz hazır. Duran top tabii ki. Duran toplar ayarlı. Samat da ikinci zaten. Kaptan hücum. Hücum yönünde. Bekleyileri çıkartarak onu savunmayı zorlayacağız. Şutlayacağız. Ceza sahası yığınmayacağız. Tabii ki şut. Her iki kanat. Paslaşma tarzı. Kaleci yavaş. Savunma şeklimiz. Her şeyimiz hazır. Galatasaray'a karşı kontrollü bir oyun oynayarak değil tabii ki hücum oynayacağız, her zamanki gibi geniş alanda oynayacağız. Maçı başlatıyoruz. Ömer Bayram kırmızı kart. Şener Özbahatli sakat. Jack Mechaley'e Kılınç Etebo Belhanda derken 21 maçta 19 tane gol yemiş Muslera, bizde de Gustavo bizde göstermiyor. Altay. Keşke burada kalecilerle kaleciye gösterse. 4-3-3 ile çıkan bir karşımıza ya da 4-1-4-1 taktiği diyebiliriz. Lines falan ve yılın ilk derbisi başladı. Bu maçtaki, bu bölümümüzdeki son maç olabilir. Gökhan Valencia, Wilshere, Luis Gustavo, Papis ise Gökhan. Hızlı başladık maça. Oyun hızını bir tık daha düşürebilir miyiz? Hocam oyun hızını düşüreceğim bir dakika. Bir tık hızlı. Eyvallah. Belanda, Cagne, Belanda, Etobo attı. Kılınç, Altay. Ama çok yavaş oldu ya. Bir tık daha hızlı. Ama eski hızında kalsın. Taç bizim. Lines. Cagne, Emre Kılınç attı. 1-0. Emre Kılınç attı. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kendi sahasında bize karşı. Belhanda, Emre Kılın, Cagne, Belhanda, Emre Kılın, Cagne, kaleci, Valencia. Valencia getirdi, kaptırdı. Ama taç bizim. Gökhan açtı. Novak vurdu, Muslera nasıl kurtardı? Valencia ileri kat etti ama top alamadık. Hızlı bir derbi oldu. Penaltı topu kaptık. Papis ise nereden vurdun hocam? Kalede Muslera var. Gözünü seveyim ya, böyle vurulur mu? Mustera kullanacak. Evet. Başkan Altay, Novak, Cagne 2-0. Marco Lemos'tan kendi kalesine gol. Hızlı bir eşitlik yapmamız gerekiyor. Maalesef ki Gürkan Başkan orada bizi sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Evet. Ama taktiksel değişiklik yapsaydık keşke ya. 2-0 oldu Galatasaray'a karşı. 2-0 gerideyiz. 2-0'dan bir comeback, geri dönüş yapabilir miyiz? Çok zor ama bakacağız bakalım daha neler var. Daha çok var önümüzde. Donk 3-0 olmasın. Etobo, Oğulcan Çağlayan 3-0 oldu. Galatasaray bizi darmadağın etti açıkçası. İlk mağlubiyetimizi alacağız büyük bir ihtimalle. O ikinci yarıya nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Hücum. Paslaşma tarzı karışık, her iki kanat savunma bir kere şimdi yok. 3-0 gerideyiz. Bir kere artık ileri çıkmamız lazım. Oyun şekli. Yükleneceğiz. Geniş alanda hızlı tempoda savunmamız arkadan gelecek hücum. Ceza sahası yığın içine yığacağız. Paso da her iki kanat.
Papasisse'ye daha çok top buluşturmamız lazım. Papasisse pivot değil artık, komple yaratıcı forvet olması lazım. Samat'tayım gelecek. Değişiklik yapmak istemiyorum. Taktiksel değişikliklerimizi yaptık. Bir saat oldu mu ya? Bir saate dayandı ya. Bir saate olacaktır. Kaybetmek istemiyoruz 3-0 ama inanılmaz. 3-0'lık bir maçtan geri dönebilir miyiz? Hem de video başlı olur. Marco Saracchi, Luyendam'a başladık. Savunma ileri çıkardık. Umarım arkada boşluk yakalamayız diyecektim. Cagney aman aman Belhanda. Hakem korner atışı verdi. Cagney'e dikkat etmemiz lazım. Cagney çok uzun boylu. Bir orta ve bir korner daha. Volkan Çağlayan ve Cagney de var. Bir orta uzaklaştırdık. Papis ise hocam Lines foul yaptı. Göster şuna kırmızıyı, gözünü seveyim ya. Volkan Çağlayan, Cagney. Galatasaray attı ama offside da yok. 4-0 oldu. Evet. Ezmete uğradık. Hocam oyuncu değiştir ya. Dakika 80 oldu, oyuncu değiştirmeyi unuttuk. Tüh. Galatasaray bizi darma duman etti açıkçası. Papisi vesaire hepsi hikaye oldu. Samatta fırsatçı golcü, komple forvet. Onayla Ozan Tufan, Pelkas. Ozan Tufan Sosa'nın yerine gelsin. İlk kanada kimseye almamıza gerek yok. Daha yapabileceğim başka bir şey yok. En azından gol atıp moral bulmamız lazım çünkü rakip içimizden geçti. 89-90 artı 4, artık son dakikalar. 4-0'lık hezimete uğrayıp bölümü kapatmak hiç de iyi olmadı açıkçası. Lines hocam daha fazla gol attırma. Altay yemedi. Bir sezonda yediğimiz toplam 4 gol yememişizdir belki ama tek bölümde 4 gol yemiş olduk. 9-6 4-0 mağlubiyete uğruyoruz. Derbide gerçekten kötü bir performanstı. Gustavo her zamanki gibi iyi oynamış. Ama birinci sıradaki yerimizi koruduk. İkinci sıraya Rize hala ikinci, Antalya üçüncü sırada. 4-0'lık Galatasaray rapora baktığımızda savunma tabi. Savunma düzeni çok sık bozuldu. Savunma tek santrafonu da almakta zor. Demek ki iki santrafon. Hayda. Ancak terim buydu. Evet, 4-0'lık bir mağlubiyetle ayrılıyoruz. Hafta içinde bir de şimdi çarşamba günü Başakşehir maçı var. Çok zorlu bir maç olacak. Ama ancak bu maçta yapamayacağız bu bölümü. Başakşehir karşısında favoriyiz ama yapabileceğim bir şey yok. En golcü oyuncumuz Sassi, 6 gol, Wilshere 4 asist, Caner sarı kart, en iyi oyuncumuz da Gotiymiş. Allah Allah, ilginç. Evet. Fikstüre sonuçlara bakalım. Bu bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç yaptık ve yani bir gol burada yedik. O kadar. Alanya'da gol yedik. Bakın en son ne zaman yediğimizi hatırlayalım. En son 24 Ekim'deymişiz. Şu an 21 Aralık, yaklaşık tam Ekim 10. ay. 2 aydır gol yemiyoruz. Wow, maşallah. Ama Galatasaray bizi paket etti arkadaşlar. Arkasında 3 gün sonra Trabzon derbisi var. Arkasından da bir de Beşiktaş var. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Burada Türkiye Kupası 6. tur mu? He, Adana'ya geçtikten sonra Hatay gelmiş. Arka arkaya 2 tane Hatay maçı denk gelmiş. Dostluk maçı ayarlanacak bir boşluğumuz yok galiba. Evet, yok. Onun dışında bakalım 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 lige bakalım, en son artık ligden bakıp ligden ayrılacağız. 29 puanla liderliğimizi sürdürüyoruz. 11 gol yedik. Bak şu ana kadar 7 gol yemiştik 12 maçta. Bir maçta 4 gol yedik. 24 puanlı 3'er takım var ama Beşiktaş ve Antalya maçlarını yapmadığı için Rize maç fazlasıyla da birinci. Beşiktaş da çok iyi geliyor arkadan. Bu çok zor olacak işimiz. Galatasaray'da aslında fena değilmiş ama Trabzon, Galatasaray, Başakşehir hepsi arkadan geliyor. Ligin son takımlarına baktığımızda Erzurum 7 puan, Kayseri 9 puan, Ankaragücü 10 puan, Fatih Karagümrük 10 puan ve Gençlerbirliği gidiyor. Evet, son durum böyle. Kendinize iyi bakın demeden önce videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla videoları da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Aşağıdan da bana şu dil problemini nasıl çözebilirim mobilde yazarsanız çok memnun kalırım.
Şuradan sağ üstten şu an görüyorsunuz mouse'un. Buradan da çıkan i butonundan bir önceki FM videolarımıza bakabilirsiniz. Gayet güzel maçlar yaptık. İlk mağlubiyetimizi aldık. Bu da haberiniz olsun. Diyelim Başakşehir'de inanılmaz bir formda geliyor. Ama averaj olarak puan olarak çok üstün gözüküyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşça kalın. Bay bay.